nasıl devam edecek? Nasıl bir çalışmalar öngördünüz? Şöyle, zaten büyük oranda Türkiye'nin her noktasına güçlü mesajlarımızı verdik. Tabii ikinci tura kaldı. Neticede ilk turun kazananı yok. Bu yeni hükümet sisteminin kazananı olmak için 50+1 oy almak lazım. Dolayısıyla maça 0-0 başlayacağız. +1 alanda seçimi kazanacak. Bu bakımdan yoğun bir mücadele dönemi. Kararlılıkla son ana kadar bir kere herkesin yine sandığa gitmesini arzu ediyoruz. 2, büyük oranda İstanbul'daki hemşerilerimle birlikte dolaşacağım, gezeceğim, herkesle süreci paylaşacağım. Onlara yanlış anlaşılmış bir şey var ise onların izahını yapacağım. Çünkü hükümet ne yazık ki yine arzu ettiği bir biçimde inanılmaz bir bilgi kirliliği yarattı. İnsanların üzerine leke atmaya gayret etti. Gerçekleri saptırdı. Yine insanları ne yazık ki inançlı, inansız, dinsiz, imanlı, imansız, efendime söyleyeyim milliyetçi değil, vatan haini, terörist gibi kavramlarla bertaraf etme gayreti içinde oldu. Memleketin insanına o kadar kalıcı zararlar veren bir hükümetle karşı karşıyayız ki insanına hizmetini anlat, başımızın üstünde yerim var. Hizmetini anlatırken yapamadığım varsa daha iyisini yapacağım de. Başımızın üstüne yerim var. Ama bırak milletin inancını, dinini, imanını. Bu senin işin değil. Haddin de değil. Bunu anlatacağız. İnsanlarımızla paylaşacağız. Medyada gücü, efendime söyleyeyim, devletin gücü birçok noktada insanlara bu anlatımla etkili olmuş olabilirler. Kandırılmış olabilir halkımız. Siyasi taraftarlıktan bahsetmiyorum. Bakın, masum halkımızdan bahsediyorum. Bunların hepsini tane tane anlatacağım. Vatandaşımızı dinleyeceğim. İstanbul'da ama pazarlarda yapacağım bunu. Ama gençlerle buluşacağım. Ama emeklilerle buluşacağım. Bazen bir kahvehanede olacağım. İlçe ilçe dolaşacağım. Bugün Beylikdüzü'nde çok merak ettiğim 2-3 şantiyemiz vardı. Onları ziyaret ettik belediye başkanımızla. Şimdi de bir pazar ziyareti. Sonrasında yine günlük takvimimiz devam edecek. 8,5 milyon oy kullanmayan kişinin bu kafası karışık olan seçmen kitlesi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Şöyle, Türkiye'de her zaman bir oy kullanmayan kesim var. Bu bazı seçimlerde %20'ye kadar çıkmıştır. Bu seçimde %10'un biraz üzerinde kullanmayan seçmen var. Bu acaba her zaman oy kullanmayan mı? Kafası karışık olan mı? Bunlara bakacağız, analiz ediyoruz. Araştırmalarımız var. Sesimizin ulaşmadığı kitleler olduğunu farkındayız. Özellikle ev kadınları konusunda işte az önce hemşerimiz anlatıyor, diyor ki tezgahtaki pahalılığın pahalılık nedeni Büyükşehir Belediye Başkanı diye anlatıyor. Anlatıyoruz ona diyor ama anlamıyor, diyor ki hayır diyor, bu tezgahtaki pahalılığın sebebi Büyükşehir Belediye Başkanı. İşte bunu kim diyor onlara? Onların izlediği ekran. Ya ablacığım, ben tarladaki traktörün mazotunu ben pahalılaştırmıyorum. Traktör euro ile dolarla bu ülkede imal edilip satılıyor. Dövizi ben çıkartmıyorum. %100 enflasyonla milletin cebindeki parayı ben pul etmiyorum. Bütün bunlar hükümetin işi. Ekonomik istikrarsızlık hükümetin işi. Efendime söyleyeyim, milletin bu ekonominin enflasyonun altında ezilmesinin sebebi hükümet. Biz değiliz. Bunları anlatıyoruz ama demek ki yeterli anlatamamışız. Daha çok anlatacağız. Onları aldatanların esas ekonominin sorumlusu, onları aldatanların esas fakirliğin, yoksulluğun sebebi olduğunu anlatacağız. Aksine biz yoksulluğu nasıl hafifletebiliriz? Az önce bir anne çocuk gördüm. Anne kartımızı kullanıyor musunuz dedim. Evet dedi. Hatta Büyükçekmece'de oturuyormuş. Demek ki buraya çocuğunu yanına aldı. Ücretsiz geldi. Belki de o kartı olmasaydı bu pazara gelemeyecekti. Şimdi alışverişini yaptı. Ben onu nereden baksan 20-30 liradan kurtardım. Belki 30 lirayla evine 1 kilo daha meyve alacak, 2 kilo daha sebze alacak. Ben bunu yapabiliyorum. Yani Büyükşehir Belediyesi olarak yoksula yardım, ki bunu 5 kat arttırdım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, ya da yoksulun cebinden bir şeyleri eksiltme. Ne yapıyorum? Farkında değiller. 75 bin öğrencisine burs veriyorum. O burs verdiğim kadar para anne babanın cebinde kalıyor. Belki onu çocuğunun başka bir ihtiyacı için sağlığı için kullanıyor. O bakımdan biz bunu yapabiliyoruz ama ekonominin sorumlusu bu ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı ve onun hükümeti ve başarısızlar. Yani ilk defa bu kadar fakir yoksul bir Türkiye ama şunu söyleyeyim, bu saatten sonra herkesin oy kullanması için herkese anlatacağız. Oy bu insanların namusudur. Oyun kullanılması lazım. Bu oy hesabının mutlaka ve mutlaka sandık günü takip edilmesi lazım ki gerçekten güçlü seviyede ettiğimizi düşünüyorum. Eksiklerimiz var, onları check ediyoruz. Zaten o konuda açıklamalar bugün yapıldı diye biliyorum. Herkes yarın da yapılacak. Herkes sizden açıklama bekliyordu. Ama oylara şöyle, sahip çıkıldı mı? Tabii, bilgi kirliliği var şöyle, çünkü. Öncü desteklerimiz oldu. An takip ettik. O gece aldığımız verileri paylaştık. Efendim sen yanlış paylaştın karşı taraf. Ya biz anlık veriyi paylaştık. Dedik ki şu anda 1,5 puan öndeyiz. Dedik ki şu an 1 puan gerideyiz. Bunları anlattık. Ama şunu demedik. Anadolu Ajansı'nın gösterdiği gibi 60'a 40 göstermedik ekranı. Yani bizim anlattığımız bu. Ya da 60'a 30 küsür göstermedik. Milleti aldatmadık. Elimizde ne varsa onu söyledik. Sonuçlandı. Şimdi bakıyoruz. Kazanan yok. Herkes bir kişi ikna edecek, sandığa getirecek. Herkes mutlaka oyunu kullanacak. Mutlaka sandıkta yine görev alıp sandıkta oyumuzu hep beraber kollayacağız. Merhaba. Burası bölge olarak tekrar revize edildi. Çünkü şehir tiyatrolarına uygun hale getirildi. Hayırlı işler. Şehir tiyatrolarına uygun hale getirildi. Kedi yolları, aydınlatmalar, depo alanları, asansörleri, her şeyi buna göre ona uygun yaptı. Çok iyi. Bir koridor vardı burada. Koridoru da iptal ederek aslında yine aynı sayıya erişmiş. 300 var mı? Var. 306 var. Önde de 2 tane engelli de var. Zorlar başlamıştır. Ülke kasına çalışacağız. Yarın itibariyle gidiyor. Sayın Başkanım bu taraf Ayşe gelir. Ama düzen yani burada oradan girdi mi? İBB'nin konusu, belediyenin konusu, iç içe ama çok net tanımlıyor. Evet, iç içe ama birbirini ezmeyen. Çok net tanımlıyor. Dikkat edin arkadaşlar, Sayın Başkanım var. Salon. Oradan diğer tarafa. Yani burası dikkat edin. Spor salonu güzel. Sayın Başkanım, burada yaklaşık 50 metre çapında bir kavşakla bütün buradaki Rıfat Ilgaz, Eğitim Vadisi, 30 Ağustos, Batı Trakya, Mustafa Kemal ve Karakavaklı'yı aslında akıllı kavşaklarımız tek kavşakta toplayıp trafiği de yavaşlatıp devam etme projemiz ve aynı zamanda da mevcutta da Yaşam Vadisi'nin içerisinde de bir rekreasyon alanına çevirip özellikle burada da aynı yukarıdaki Yaşam Vadisi'ndeki sanat atölyeleri vesaire gibi atölyelerimizde de içeride bambaşka bir alan yaratmak. O düşük kotta olacak, yol üst kotta olacak. Oradaki istinat duvarlarını en son yaptığımız toplantıda biz onların böyle